11. Bölüm. Sahte Elçiler. Umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur, beni hoş görün. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri, el değmemiş bir kız gibi tek bir ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz. Ayrıca aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz. Bu sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı aldığımı sanmıyorum. Acemi bir konuşmacı olabilirim ama bilgide acemi değilim. Bunu size her durumda, her bakımdan açıkça gösterdik. Sizin yücelmeniz için kendimi alçaltarak Tanrı'nın müjdesini size karşılıksız bildirmekle günah mı işledim? Size hizmet etmek için yardım aldığım başka toplulukları adeta soydum. Aranızdayken ihtiyacım olduğu halde hiçbirinize yük olmadım. Çünkü Makedonya'dan gelen kardeşler eksiklerimi tamamladılar. Size yük olmamaya hep özen gösterdim. Bundan böyle de özen göstereceğim. Mesih'in gerçeği bende olduğu kadar kesinlikle diyebilirim ki, Ahaya ilinde hiç kimse beni böyle övünmekten alıkoyamaz. Neden mi? Sizi sevmediğimden mi? Tanrı bilir ki sizi seviyorum. Övündükleri konuda bize eşit sayılmak isteyen fırsatçılara fırsat vermemek için yaptığımı yapmaya devam edeceğim. Bu tür adamlar sahte elçiler, aldatıcı işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Bu şaşılacak şey değildir. Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir. Onun hizmetkarlarının da kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi pek şaşırtıcı değildir. Ölülerinin sonu yaptıklarına uygun olacaktır. Övünmek gerekirse... Yine söylüyorum, kimse beni akılsız sanmasın. Öyle sanıyorsanız, akılsız birini kabul eder gibi olsa da beni kabul edin ki ben de biraz övüneyim. Söylediklerimi Rabbin söyleyeceği gibi değil, akılsızmışım gibi... Bu övüngen tavırla söylüyorum. Madem ki birçokları ne olduklarıyla övünüyorlar, ben de övüneceğim. Sizler akıllı olduğunuz için akılsızlara seve seve katlanıyorsunuz. Aslında sizi köle edenlere, sizi sömürenlere, sizden yararlananlara, büyüklük taslayanlara ya da sizi tokatlayanlara katlanıyorsunuz. Utanarak kabul ediyorum ki biz bunu yapacak güçte değildik. Ama birinin övünmeye cesaret ettiği konuda, akılsız biri gibi konuşuyorum. Ben de övünmeye cesaret ediyorum. Bunlar İbrani midirler? Ben de İbraniyim. İsrailli midirler? Ben de İsrailliyim. İbrahim'in soyundan mıdırlar? Ben de onun soyundanım. Mesih'in hizmetkarları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben onun daha üstün bir hizmetkarıyım. Ben daha çok emek verdim. Hapse daha çok girdim. Sayısız kere dayak yedim. Çok kez ölümle burun buruna geldim. Yahudilerden 5 kez 39'ar kırbaç yedim. 3 kez değnekle dövüldüm. 1 kez taşlandım. 3 kez deniz kazasına uğradım. 1 gün 1 gece açık denizde kaldım. Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda ve haydutlar arasında, gerek soydaşlarım gerekse de diğer uluslar arasında tehlikelere uğradım. Şehirde, çölde, denizde ve sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. Emek verdim. Sıkıntı çektim. Çok kez uykusuz kaldım. Açlık ve susuzluğu tattım. Çok kez yiyeceksiz ve soğukta çıplak kaldım. Bütün diğer sorunların yanı sıra, tüm inanlı toplulukları için her gün çekmekte olduğum kaygının baskısı var üzerimde. Kim güçsüz olur da ben güçsüz olmam? Kim günaha düşürülür de ben onun için yanmam? Eğer övünmem gerekirse, güçsüzlüğümü gösteren şeylerle övüneceğim. Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası bilir ki yalan söylemiyorum. Şam'da Kral Aretas'ın valisi beni yakalatmak için kenti sıkı bir denetim altına almıştı. Ama beni küfe içinde surdaki bir pencereden sarkıttılar. Böylece onun elinden sıyrılıp kaçtım.